Sevgili meslek mensupları, Kesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kesmer İstanbul Şubesi'nin düzenlemiş olduğu katma değer vergisinde tevkifata tabi işlemler seminerine hoş geldiniz. Seminerimizi yönetmek üzere İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Aylan Çorapçı'yı, eğitmenlerimizden, İSMA eğitmenlerimizden Yavuz Karay'ı, yine İSMA eğitmenlerimizden Doğan Şen'i kürsüye davet ediyor. Seminerin başarılı geçmesini de hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tatil gününde tabii eğitim gerçekten çok önemli bizim için. Çünkü çok sık mevzuat değişikliği, gündemin çok hızlı ilerlemesi bir noktada bilgiye açız tabii ki. Tabii 23 yıllık bir meslek örgütünde 20 yıldır kendi kendini eğiten bir sistem, eğitmenlerle eğitim modeli. Ben gündem eğitim süremiz biraz uzun olduğu için fazla sözü de uzatmayacağım. Ben emeği geçen tüm başta yöneticilerimiz, hocalarımız olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hocalarımız Doğan Şen ve Yavuz Kara hocalarımız buradalar. Şimdi eğitimimiz biraz uzun sürecek muhtemelen. Onun için bir ara kesin vereceğiz. Fakat işin akışına göre gerekirse ikinci arayı da sizlerin istekleri üzerine verebiliriz. Ben sözü hocalarıma bırakmak istiyorum. Umarım faydalı bir eğitim olur. Buyurun. Sayın Kesmer Yönetim Kurulu üyeleri, sayın oda temsilcileri ve değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu katma değer vergisi tevkifat uygulamalarını gözden geçireceğiz. Ana konumuz bu 117 nolu KDV tebliği değerli arkadaşlar. Bu tebliğ hani 4 saat uzun değil mi diye düşüneceksiniz ama ilk başta biz öyle düşünüyorduk. Ama işin içine girdiği zaman hiç de öyle olmadığını gördük. Hatta bu konuda masanın üzerinde görüyorsunuz 2 tane 400-450 sayfa civarında yazılmış da kitap. Konu alt detaylara girildiği zaman gerçekten çok daha dallanıyor, budaklanıyor, genişliyor, yoruma açık noktalara geliyor. Dolayısıyla bu konuyu da biz de elimizden geldiği kadar meslek mensubunun merak edeceği konular üzerinde yoğunlaştırmaya gerek gördük. İşte Yavuz Hoca ile birlikte slaytlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ne zaman biz slaytları ellesek bir iki örnek ekledik, bir iki özelge ilave ettik ve slaytlar epeyce bir uzadı. Dolayısıyla umarım bugün akşam kimseye söz vermediniz. Uzun müddet burada olacağız gibi gözüküyor. Dolayısıyla slaytlarımızı biraz hızlı hızlı geçeceğiz. Bir de konumuz itibariyle değerli arkadaşlar şöyle bir şeyde bulunacağım. Slayt sayımız çok fazla. Sebebi şu. 117 nolu tebliği inceliyoruz biz. Tebliğdeki ibareleri aynen slayta koymadığınız müddetçe onu size anlatmamız çok mümkün olmayacak. Şimdi tebliği zaten 40 sayfaya yakın tutan bir tebliğ. Okurken de insanları sıkan bir tebliğ haliyle, ister istemez. Çünkü düz yazı okurken insanın aklı bir yerden sonra artık uçuyor gidiyor. Karmaşık ibareler var. Yani inanın iki paragrafın içinde bir gecede çıktığımız falan oldu. Hani böyle ibareler var. Onları da işte örneklerle vesairelerle detaylı anlatma yoluna gittik. En azından siz de sıkmadan, anlaşılır bir halde konuyu sizlere aktarma gayreti içinde
olacağız. Onun için ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Direktman slaytlarımıza başlayalım. Çok çabuk yol alalım. Değerli arkadaşlar, ilk olarak ilk bölümde bu tevkifatın mantığını size anlatmak istiyoruz. Yani bugüne kadar tevkifatı uyguladık ama ne amaçla uyguladık? Bunun gerekçesi neydi? Hani bu KDV kanununda yeri nedir? Dünya burada ne yapıyor? İşte biraz bunu anlayalım istedik. Çünkü bugüne kadar maalesef hep asker mantığıyla gitti. İşte maliye bize tevkifat uygulanacak, şunu yap dedi. İşte uyguladık. Ne dedi? 5 bölü 10 oran dedi. 7 bölü 10 dedi. 2 bölü 10 dedi. Bir şey dedi. Biz ona göre uyguladık ama bunun altında ne var? Dolayısıyla ilk olarak konuya KDV kanunundan yaklaşmak istiyoruz. Çok klasik laftır, hepiniz bilirsiniz. Kamu harcamalarının finansmanı vergiler yoluyla sağlanıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Genellikle ekonomi kitaplarının veya vergi kitaplarının ilk sözcüğü budur. Gene ben aynı sözcüğü sarf etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, katma değer vergisi de bu devlet vergi gelirleri içerisinde önemli bir kalem. Dünyada 145 ülke uyguluyor bunu değerli arkadaşlar. Katma değer vergi sistemini 145 ülke uyguluyor. Dolayısıyla dünyanın kabul ettiği aslında gelişmiş, modern bir vergi katma değer vergisi. Artı devlet, her devletin bir vergi politikası var. Takdir edersiniz. Bu vergi politikalarına göre bazı devletler dolaylı vergileri, bazıları dolaysız vergilere dönük olarak vergi toplamayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla her ülkenin politikası da buna göre şekilleniyor. Değerli arkadaşlar, isterseniz şu tabloyu bir inceleyelim. Bakın, güncel bir tablodur. 2012 istatistiği. Genel bütçe vergi gelirleri içerisinde KDV'nin payını şurada görmenizi istiyorum. Rakamlara hiç takılmayın. Bakın, 2011 senesinde vergi gelirleri içerisinde KDV'nin olanı %33,5. 2012 senesinde %32,5. Yani demek oluyor ki vergi gelirlerinin 3'te 1'i katma değer vergisinden sağlanıyor. O zaman şunu söyleyebilir miyiz değerli arkadaşlar? Katma değer vergisi vergi gelirleri içerisinde devletin neredeyse en önemli paya sahip olan vergi kesimi. Bunu söyleyebilir miyiz? Muhtemelen söyleyebiliriz. Peki bunu söyledikten sonra ardından şunu da söyleyebilir miyiz? En çok vergi kayıp kaçanlığı yaşandığı alan katma değer vergisi. Doğru mudur arkadaşlar? Hepimiz bunu bizzat yaşıyoruz. Artı katma değer vergisinin bir özelliği daha var değerli arkadaşlar. Bu alanda bir kayıp kaçak yaşandığı zaman gelir ve kurumlar vergisini de etkiliyor. Dolaylı olarak. Şimdi ne yapıyor mükellefler? Amaç vergiyi az ödemek ya. Azaltıcı bir kısım şeyler yapıyorlar. O azaltıcı yaptıkları şeyler dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi matranda bir yandan aşındırıyor. Dolayısıyla katma değer vergisiyle yapılacak kayıp kaçak tek başına sadece KDV'yi ilgilendirmiyor. Değerli arkadaşlar, şimdi KDV'de mükellefin tanımına bakalım. KDV Kanunu 8. maddede işlenmiş. Bu maddede de sayma yoluyla belirlenmiş kimlerin mükellef olduğu. Hepimizin bildiği madde, sadece hafızaları tazelemek adına bu maddeyi ele aldık. İşte mal teslimi ve hizmet ifası yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, transit taşımalarda gümrük ve geçiş işlemine muhatap olanlar ve benzeri diye devam ediyor. Yani vergiyi doğuran olay, KDV anlamında, vergiyi doğuran olay kimin bünyesinde gerçekleşiyorsa KDV'de mükellef odur diyelim. Bir de ardından 9. maddeye bakalım değerli arkadaşlar. Bu madde KDV tevkifatı açısından gerçekten çok önemli madde. Çünkü tevkifat buradan doğuyor. Beraber okuyalım. Mükellefin Türkiye içinde ikametgah, iş yerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Değerli arkadaşlar, bu madde KDV kanunu yayınlandığı ilk günden beri kanunun içerisinde olan bir maddedir. Dolayısıyla yeni bir madde değil. Yani ilk günden beri aslında devlet veya vergi idaresi diyelim bizden tevkifat uygulanmasını zaten istiyordu. Ama başlangıçta ne olarak istiyordu? İşte mükellefin Türkiye içinde ikametgahın, iş yerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmadığı hallerde bunun yapılmasını istiyordu. Şimdi değerli arkadaşlar, ben size KDV kanununun bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. KDV kanununda barış ülkesinde vergilendirme prensibi denilen bir prensip vardır. Destinasyon ilkesi adı veriliyor buna. Az önce bahsettik, 145 kadar ülke katma değer vergisi uyguluyor dünya üzerinde. Peki nasıl uyguluyor bunlar? Her ülkenin bir KDV kanunu var. Öyle değil mi? Bu kanunlar yapı itibariyle birbirine çok benzer. Yani ana çatı katma değer vergisinde genellikle birbirine çok yakındır. Bir tane gelen oran
ana işlemler için kullanılan genel alan bir veya birden fazla indirimli oran vardır ve devlet vergi politikaları karşılığında bir kısım istisna ve muafiyetler belirlemiştir. Ha, oranlar farklı olabilir ama genel çatı bir yönde çalışmaktadır. Daha sonra ülke içindeki ticarette, ülke içinde yapılan ticarette bu KDV kanunu her türlü mal ve hizmet tesliminde uygulanır. Peki ülke dışında yapılan ticarette ne oluyor? Diyelim Türkiye'den yurt dışına ihracat yapılacak, biz bu faturayı KDV'siz kesiyoruz. Neden? Çünkü bu varış ülkesinde vergilendirme prensibinden dolayı biz bu faturayı KDV'siz kesiyoruz. Bizim ülkemizde %18 oranına tabi olan vergi, diyelim Avrupa'da bir ülkeye gönderdik, %22 olabiliyor, 21 olabiliyor, 25 olabiliyor. Oranını biz bilmiyoruz. Dolayısıyla yurt içi mal teslimlerinde o ülkenin KDV kanunu uygulanır, yurt dışı teslimlerse ise fatura KDV'si olarak düzenlenir. Burada amaç, varış ülkesinde KDV oranı neyse o ülkedeki oran uygulanır. Değerli arkadaşlar, işte bu destinasyon ilkesi malda böyle uygulanırken hizmette ne oluyor? Bir de bunu da düşünelim. Diyelim yurt dışından bir hizmet aldık, bize fatura kestiler. Bu fatura bize nasıl ulaşıyor? Bir kere gümrük kanalı yok, öyle değil mi? Dolayısıyla vergilendirme imkanı yok. Bu fatura bazen bize kargo ile gelir, bazen de bir mailin ekinde Word dosyası olarak gelir, öyle değil mi? Çoğunlukla yurt dışından gelen hizmet faturaları bu yönde oluyor. Dolayısıyla işte vergi idaresi buradaki KDV'de bir kayıp kaçak yaratmasın diye ta KDV kanunun ilk gününden beri bu maddeyi koymuş durumdadır. Yurt dışından alınan hizmet faturalarında işte ne diyor? Faturayı kesen yurt dışı bir mükellefse o zaman diyor ki bakın ne diyor maddenin devamında vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla. KDV kanunu 9 bize bunu diyor. Vergiye tabi işlemlere taraf olanların verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceğinden bahsediyor. Yani maliye bize şunu diyor burada. Eğer diyor satıcı KDV mükellefi değilse o zaman alıcı da KDV mükellefi olabilir. Yani karşılıklı sorumluluğu yer değiştirme var. Hatta kısmı tevkifatta devlet ne diyor? Ben diyor KDV'den hem alıcıyı hem satıcıyı ben bir oran vereceğim. %18'in bir kısmını alıcı ödeyecek, bir kısmını satıcı ödeyecek. Yani bazı durumlarda aslında maliye bu maddeye dayanarak iki tarafı birden KDV sorumlusu haline getirebiliyor. Arkadaşlar 117 TB'de açık biçimde yazıyor. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama değil. Yani benim herhangi bir uygulamama şeklinde bir seçim hakkım yok. Maliye Bakanlığı'nca uygulama kapsamlanan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması her şekilde zorunlu bir uygulamadır. Diğer taraftan Maliye Bakanlığı tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılmasında izin vermez. Yani 117 TB'de eğer bir tevkifat türü sayılmadıysa sizin buna tevkifat yapma şansınız maalesef yok. Genel prensip tevkifat sorumlusu ne yapacak? Tevkif ettiği KDV'yi 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan etmek durumundadır. 2 nolu KDV beyannamesinin bir özelliği indirim hakkı yok değerli arkadaşlar. Siz o beyannameyi ne yazarsanız ödemek durumundasınız. Dolayısıyla tek yönlü bir beyanname olarak algılayabiliriz bu beyanname. Değerli arkadaşlar, tevkifat sorununun yerine getirilmemesi durumunda müeyyidelerin ne olduğuna da bir bakmak istiyoruz. KDV 2 beyannamesi yasal süresi içerisinde diyelim teslim edildi. Fakat KDV 2'nin ödemesi yapılmadığı zaman o zaman ne oluyor? Sadece gecikme zammı uygulanıyor değerli arkadaşlar. Peki, KDV 2 beyannamesi yasal süresi içerisinde teslim edilmedi veya eksik beyan edildi. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim bize tevkifatlı fatura geç ulaştı. Onu birazdan işleyeceğiz de. İşte bu yasal süre içerisinde vermemek burada söz konusu oluyor. Veya üzerinde tevkifat oranı yanlış uygulanır. Dolayısıyla bir eksik beyan verildiği zaman. O zaman ne oluyor? Bu eksik kalan verginin kadar bir kat vergi ziyan cezası ve gecikme faizi tahakkuk ettiriliyor. Ve her iki halde de ödenmeyen vergi KDV 1 beyannamesinde indirilmemiş olsa bile sonuç kesinlikle değişmeyecektir. Değerli arkadaşlar, bu aşamada vergi ziyan cezasının tanımına bir kez daha bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bakın altını çizdik, mükellefin ve vergi sorumlusunun. Şimdi katma değer vergisi tevkifat uygulamasında alıcı eğer tevkifat yapıyorsa bu vergi sorumlusu konumunda. Verginin mükellefi de madde 8'de gördüğümüz gibi işi ve hizmeti yapan kişiler. Dolayısıyla mükellef ve vergi sorumlusu vergi ziyan cezası adına ikisi de eşit olarak kabul ediliyor. Mükellefin ve vergi sorumlusunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi.
Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesidir vergi ziyan cezası. Dolayısıyla hem vergi sorumlusu açısından hem vergi mükellefi açısından bu maddenin uygulanmasında herhangi farklılık bulunmamaktadır. KDV tevkifatı açısından müteselsiz sorumluluğa bakmamızda fayda var değerli arkadaşlar. 117 nolu KDV tebliği farklı bir uygulamaya dönmüş bu konuda. Direkt tebliğden aldık. KDV tevkifatı uygulanan işlemin gerçek bir mal teslim veya hizmet ifasına ait olması, hesaplanan verginin alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edilmiş olması şartıyla satıcıya ait kısmını hazineye intikal etmiş, ettirilmemiş olması halinde alıcı bu vergiler için sorumlu tutulmayacaktır. Bakın bu tebliğ tanımlaması aynen bu yönde. Dolayısıyla ne diyor? Hani diğer KDV sorumluluğundan farklı olarak tevkifatta sorumluluk, sen diyor faturayı al alıcı olarak, bununla ilgili tevkifat yap, 2 nolu KDV'sine beyan et ve öde. Satıcı ne yaparsa yapsın senin bir sorumluluğun. Direkt olarak bize söylenen bu. Halbuki tevkifat harcı işlemlerde sorumluluk nasıl işliyor değerli arkadaşlar? Onun için 84 nolu tebliğdeki bu sorumluluk müessesesini bir görmemiz lazım. Genel prensibimiz ne burada? Alıcı ve satıcı tarafından hazineye intikal ettirilmeyen vergiden satıcı ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. Genel prensip bu. Ama tabii maddenin devamında ne diyor? Mal ve hizmet tesliminin gerçek bir işleme dayanması şartıyla işleme ait ödeme banka, özel finans kurumu vasıtası veya çek kullanılarak yapılırsa o zaman bu durumda alıcının müteselsiz sorumluluğu ortadan kalkacaktır. Değerli arkadaşlar, katma değer vergisinin müteselsiz sorumluluğun şeyi budur. Banka veya çekle ödeme yaparsak alıcı bu durumda karşı tarafın KDV ödememesinden sorumlu oluyor. Ama bunun kaidesi nedir? Olayın gerçek bir işleme dayanması. Eğer olay gerçek bir işleme dayanmıyorsa, yani sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı bir belge varsa ve bu belgenin varlığı vergi inceleme elemanları tarafından bir raporla tespit edildiyse o zaman uygulama nasıl olacak değerli arkadaşlar? O zaman bankadan veya çekle ödeme yapılıp yapılmadığına bakılmayacak. Verginin tamamı alıcıdan istenebilecek duruma gelir. Ama bakın burada ısrarla vurguluyorum. Vergi incelemesine yetkili kişiler tarafından bu konuda rapor yazılmış olması lazım. Yoksa siz aldığınız faturanın ödemesini banka, çek, finans kurumu kanalıyla yaptığınız zaman hakkında rapor yoksa Maliye Bakanlığı'nın bunu direktman gerçek bir işlem olarak kabul ediyor. Değerli arkadaşlar, bu vergi tevkifatının alıcı yönünden finansal yük oluşturmadığını bir inceleyelim istedik. Böyle bir tablo hazırladık. Şimdi size kısaca anlatmaya gayret edeyim bu tabloyu. 3 tane durum öngördük. İşte diyelim siz katma değer vergisi beyannamenizi yaptınız. Birinci durumda KDV 1 beyannamenizde 500 TL ödeme çıkıyordu değerli arkadaşlar. Bu 500 TL ödeme çıktığı noktada son anda size bir KDV tevkifatlı fatura geldi ve bunun da tutarı 200 TL'lik bir KDV olduğunu varsayalım. O zaman ne yapıyoruz? Biz KDV 2'yi 200 TL'yi beyan ediyoruz, ödüyoruz. Öyle değil mi? Ve bu KDV 2'de ödediğimiz tutarı 1 nolu KDV beyannamesine indirdiğimiz zaman yeni katma değer vergisi tutarımız ne oluyor? Şu ekranda gördüğünüz üzere 300 TL'ye düşer. Yani ben 500 lira ödemem vardı. Tevkifat yaptım. Bunun 200 lirasını gittim KDV 2 ile ödedim. 300 lirasını da KDV 1 beyannamesi ödedim. Ve toplamda gene 500 lira ödemiş oldum. Dolayısıyla bu durum bende artı bir finansal yük yaratmadı. Zaten bende KDV ödemesi vardı. İkinci durum. 100 lira ödeme çıkıyordu KDV 1 beyannamesinde değerli arkadaşlar. Gene 200 liralık bir tevkifatlı fatura geldi. Şu bölümde gördüğünüz. Ben gittim bunu 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan ettim, ödedim. Ama bu sefer benim 1 nolu beyannamem ne oldu? 100 lira devredene döndü değil mi? Kendi ödediğim para yüzünden. Dolayısıyla ben ilk halde 100 lira ödeyecekken tevkifatlı fatura KDV 2 ile beyan ettikten sonra artık 100 lira devredenim, 200 lira da ödemem oldu. İşte bu bende kısmi bir finansal yük oluştu. Bir de üçüncü duruma bakalım değerli arkadaşlar. Benim KDV beyannamemde devir çıkıyordu. 200 lira devredenim vardı. Bir de tevkifatlı fatura geldi. 200 lira da gittim onun için ödedim. Buyurun ne oldu benim devredenim? 400 lira oldu. Bu bir bende alıcı yönünden finansal yük oluşturdu. Bir de arkadaşlar konunun bir diğer boyutu daha var. Şimdi belli sektörler bilirsiniz daha uzun vadelerle çalışabilir. Özellikle imalat sektöründe. İmalatın uzun sürdüğü bir kısım şeyler vardır, işlemler vardır. Dolayısıyla bu sektörlerde vadeler de uzun olabiliyor. Yani
6 veya 9 aylık vadelerin olduğu sektörlerin varlığını hepimiz biliyoruz. Mesela PVC sektöründe 9 ay değerli arkadaşlar vadeler. Yani bir mal satıldıktan 9 ay sonra tahsilatını yapabiliyoruz. Ama tevkifat sistemi bunu da kısmen bozuyor. Çünkü tevkif edilen alıcı tevkif ettiği KDV'nin bir kısmını ertesi ayın 26'sında vergi idaresine yatırmak durumunda. Ve o zaman bu durumda ne oluyor? Alıcının finansman yönünde zorlayacak bir uygulama oluyor. Aslında özü itibariyle değerli arkadaşlar bu tevkifat müessesesi devletin vergi emniyeti amacıyla oluşturduğu bir müessesedir. Ama devlet bu işte bir de vergiyi öne çekme avantajını kullandığı için dolayısıyla son dönemlerde tercih ettiği bir müessese olmuş durumda KDV tevkifat. Peki bu şeyi de bir de satıcı yönünden değerlendirelim, finansal yük durumunu. Satıcı üzerinde acaba bu tevkifat uygulanması sebebiyle herhangi finansal yük oluşuyor mu? Bir de buna bakalım değerli arkadaşlar. Şimdi satıcı ne oluyor? Onun da bir kısım alımları var. KDV ödüyor. Onu indirecek KDV'sini alıyor. Ama satarken satış KDV'sinin bir kısmını ödüyor devlete, bir kısmını da karşı tarafa yüklüyor. Bu durumda satış yapan kişi alıp da indiremediği KDV oluşuyor üzerinde. Dolayısıyla aylar itibariyle bu durumun sürekli göstermesi halinde satıcı üzerinde de bu oluşturan ödeyemediği tutar kadar oluşan finansal yükte aslında bir birikim yaratabilir. Dolayısıyla devlet de ne yapıyor bu durumda arkadaşlar? KDV iade sistemi var tevkifatta. KDV iade sistemini devreye sokarak bu şeydeki biriken devreden KDV'deki birikimi KDV iade sistemiyle elimine etmeye çalışıyor. Bunu son bölümde beraber inceleyeceğiz. Kolay mı zor mu onu hep beraber orada tekrar görür, karşılıklı kararını veririz. Değerli arkadaşlar dedik ki işte bugüne kadar hep KDV tevkifatını uyguladık. Ama niye uyguladığımızı bilmeden işte biraz bu nedenlerin üzerine gidelim. Ve Türkiye'deki KDV tevkifatının kısa bir değerlendirmesini yapalım istedik. KDV tevkifatının uygulanmasını ikiye ayırmakta fayda var. Tam tevkifatın uygulanma sebepleri ve kısmi tevkifatın uygulanma sebepleri diye. Bunun da sebebi şu, tam tevkifat uygulaması... Az önce de bahsettiğimiz gibi dünyadaki KDV sistemlerinde olan bir uygulama. Dolayısıyla dünya zaten tam tevkifatı bir şekilde uyguluyor. Ama kısmi tevkifat öyle değil değerli arkadaşlar. Kısmi tevkifat maalesef Türkiye'ye özgü bir uygulama. Dolayısıyla bu kendi icat ettiğimiz ve kendi şekillendirdiğimiz bir uygulama türü olduğu için o zaman kısmi tevkifatın sebeplerini de biraz kendi içimizde aramamız gerekecek. Tam tevkifatın ortaya çıkış sebeplerinden işte basitçe KDV Kanunu 9. maddede konuşmuştuk. Mal teslim veya hizmet ifasının KDV'nin konusuna girmesi. Fakat satıcının KDV mükellefi olmaması sebebiyle alıcı tarafından tam tevkifat yapılma yükümlülüğü var. Dolayısıyla ortada KDV'ye tabi bir işlem olacak. Bunu satan bir şekilde vergi mükellefi olmayacak. Ama bunu alan da vergi mükellefi ise o zaman tam tevkifat uygulaması isteniyor bizde. Dolayısıyla bütün dünyada zaten uygulama bu şekilde gerçekleşiyor. Değerli arkadaşlar, kısmi tevkifatın ortaya çıkış sebeplerine bakalım. İşte bazı sektörlerde sahte veya muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge kullanımı var. Ve sektörler itibariyle bu sahte muhteviyat itibariyle yanıltıcı belge kullanımı yaygın. Ve bunu da vergi inceleme elemanları tespit etmiş durumda. Yine bazı sektörlerde KDV'li girdilerin azlığı söz konusudur değerli arkadaşlar. Mesela eğitim, güvenlik sektöründe ve temizlik işlerinde. Ne oluyor? Güvenlik hizmeti veren firmalar bordolarında bir kısım insanları istihdam ediyorlar. Bu insanlar daha sonra başka şirketlerde görevlendiriyor ve bunun karşılığında hizmet faturaları kesiliyor. Ne oldu bu sektörde? Bordodaki insanlar ve çok az KDV'li girdi. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu gibi sektörlerde de tevkifatın varlığı aslında bir yerde gereklilik şeklini alıyor. KDV kayıp kaçağının yüksek olarak görüldüğü bir kısım sektörler var. Örneğin tekstil sektörü. Bu sektörde de sıkıntılar olduğumuzu hepimiz kendi müşterilerimizden de zaman zaman görüyoruz, yaşıyoruz, biliyoruz. Özellikle tekstilde bu fasoncu kısmında bayağı ciddi KDV kayıp ve kaçakları var. Bir de yine vergi inceleme elemanları tarafından tespit edilen, beyan edilen vergilerin ödenmediği bir kısım sektörler var değerli arkadaşlar. Bu sektörlerin varlığı da tespit ediliyor. Ve bazı sektörlerde de vergi idaresi satıcılardan ziyade alıcıları daha güvenli olarak kabul ediyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu sektörlerde de tevkifat uygulaması getirilmiş durumda.
Bir de yasal dayanakları inceleyelim değerli arkadaşlar. KDV tevkifatının yasal dayanakları. İşte şu gördüğünüz maddeler. İşte bu 117 no'lu tebliğ aslında bir yerde çıkmakla iyi oldu. Çıktığı noktada geçmişteki bütün KDV kanunundaki tevkifatla ilgili maddeleri tamamen ortadan kaldırdı. Dolayısıyla artık 117 tebliğden önceki herhangi bir KDV tebliğindeki yazan tevkifat uygulaması bizi ilgilendirmiyor. Yani bir nevi aslında KDV tevkifatında 117 tebliğ minat gibi oldu. İşte dayanağından bahsettik. KDV Kanunu 9. maddesi. Tevkifatın ilk dayanağı burası. Artı KDV Kanunu'nun 29. maddesi. Vergi Usulü Kanunu 120. maddesi iade ile ilgili hükümleri içeriyor. 117 no'lu tebliğ, yalnız bu tebliğde 118 ve 122 no'lu tebliğlerde bir kısım ufak değişiklikler yapıldı ama 117 tebliğ hala ana çatısını koruyor durumda. Ve 60 no'lu KDV sürküleri var. Özellikle bu şeyi iş gücü teminiyle ilgili bir kısım düzenlemeler yapılmıştı 60 no'lu KDV sirkülerinde. Ve 63 no'lu KDV sirküleriyle bu sirkülerde revize edilmiş durumda. Değerli arkadaşlar, KDV tevkifatını ikiye ayırarak incelemekte fayda var. Hepimizin bildiği tam tevkifat ve kısmi tevkifat. İşte bunların tanımlarını bir anlamaya gayret edersek iyi olacak. Tam tevkifatta işlem bedeli üzerine hesaplanan verginin tamamı, yani KDV'nin tamamı işleme muhatap olan alıcı tarafından beyan ediliyor ve ödeniyor. Kısmi tevkifatta ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığı'ca belirlenen kısmı. Yani bize bir oran veriyor Maliye Bakanlığı. İşte 7 bölü 10 diyor, 2 bölü 10 diyor. Bu verdiği oranda 9 bölü 10 diyor. Bu kısmının işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise satıcılar tarafından ödendiği sistemde kısmi tevkifat olarak kabul ediliyor. Tevkifatın beyanı işte 2 no'lu KDV beyannamesiyle yapılacak. Tebliğde şu laf var, özellikle aldık. Tevkifat kapsamındaki işlemlerde vergiyi doğuran olay bakımından özellikle bir durum söz konusu değildir. Bunu biraz açmakta fayda var değerli arkadaşlar. Okunca çünkü ilk başta anlaşılmıyor pek kolay. Yani normal tevkifatsız bir işlemde vergiyi doğuran olay neyse KDV tevkifatında da gene aynı kurallar geçerlidir. Burada söylenilmek istenen bu. Şimdi tevkifatın beyanı ile ilgili küçük bir sıkıntıdan size bahsetmek istiyorum değerli arkadaşlar. 117 tebliğde aslında bir küçük eksiklik var. O da şu. KDV 2'nin sonradan tahakkuk ettirilmesi halinde ne zaman indirim konusu yapılacak? Bakın bu konuda maalesef tebliğde halen bir doyurucu açıklama yok. Veya ben size biraz daha teknik deyimiyle söylemeye çalışayım. Verginin ikmalen veya re'sen tahrih edilmesi durumunda ödenen KDV 2'nin ne zaman indireceği konusunda 117 no'lu tebliğde belirleyici bir kısım yok. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz size. Genel kural, birazdan da göreceğimiz üzere KDV 2 tabi işlem hangi dönemde gerçekleştiyse o dönemde indirim konusu yapılması. Ama şimdi şöyle bir ben size örnek vermek istiyorum. Diyelim tevkifatlı bir KDV faturası, KDV tevkifatlı fatura size geç ulaştı. Veya bir şekilde tam tevkifat konusuna giren bir işlem vardı ortada, fatura size ulaşmadı, geç ulaştı. Ve maliye bunda gitti tespit etti. İsterseniz şöyle bir örnek verelim. Haziran 2012 dönemine ilişkin bir yurt dışı tevkifatlı fatura var. Bu size atıyorum Şubat 2013 senesinde ulaştı, döneminde ulaştı. Ne yapacaksınız? Maliyenin sizden istediği KDV 2 beyannamesinin Haziran 2012 dönemine verilmesidir. Dolayısıyla düzeltme beyannamesini o dönem için vereceğiz KDV 2'yi. Peki orada ödediğimiz KDV'yi nerede indirim konusu yapacağız? Şu an için yaşanan en büyük sıkıntı bu. 117 tebliğde bununla ilgili herhangi bir belirleme yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda eski bir uygulamaya bir göz atmamızda fayda var. 49 no'lu KDV tebliği. 49 no'lu KDV tebliğinde bize söylenen bir uygulama vardı. Fakat bu 49 no'lu tebliğdeki uygulama 117 ile kaldırıldı. 15 yıl kadar uygulanan uygulama neydi? Geçmişte bu durumun böyle sıkıntı yaratacağını düşünen Maliye İdaresi şunu demiş. Eğer demiş KDV 2 farklı bir dönemde verilirse ödemenin yapıldığı dönemde takvim yılını aşmamak kaydıyla defterlere kaydettiğin tarihte indirim konusu yap. Yani 2013 senesinde ben bu KDV'yi eğer ödediysem 2013 senesinde indirim konusu yapabilir. Geçmişte Maliye Bakanlığı bunu kabul ediyordu. Fakat şu an için bu konuda bir kabul yok. Ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ha bugün böyle bir konu olsa ne yapacaksınız? Şimdi diyelim Haziran 2012 beyannamesinde ödeme çıkıyor.
Ben bir KDV 2 ile Haziran 2012'ye bir ilave beyan yaptım. O ödemeyi de alıp Haziran 2012'yi düzelttiğim zaman bu sefer benim KDV iade alacağım çıkacak. Kendi ödediğim KDV kadar. Öyle değil mi değerli arkadaşlar? Bu konuda sıkıntı yaratacak nitelikte olduğundan bu konuda açıklama bekleyelim. Ama hani ne yapacaksınız derseniz, hani ben size şunu önerebilirim. KDV'yi bu dönem indirin, maliye bunu eleştirirse de dava konusu yapabilirsiniz. Hani belki biraz zorlama bir uygulama. 49 nolu tebliğ 17 yıl bu ülkede uygulandı. Geçmişte bu prensip kabul edilmişti. Ha bugün hiçbir yerde yazmıyor. Bu konuda haklısınız. Ama iadeyle uğraşmak istemiyorsanız bunu yapabilirsiniz. 117 tebliğde değerli arkadaşlar, bu tevkifatın beyanıyla ilgili bir kısım açıklamalar var. İşleme ait fatura ve benzeri belge izleyen aracısı düzenlense dahi sorumlu sıfatıyla beyan, işlemin vuku bulduğu dönemin beyan süresi içerisinde yapılacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi diyelim siz bir iş aldınız, hizmet aldınız. Varsayalım Haziran ayı içerisinde bu hizmet tamamlandı ama bunun faturası Temmuz ayında geldi. KDV 2 açısından, vergi tevkifatı açısından Maliye Bakanlığı sizden istediği bu tevkifatın Haziran ayı KDV 2 beyannamesiyle birlikte yapılıp size teslim edilmesi. Dolayısıyla faturanın Temmuz ayı içerisinde düzenlenmiş olması, KDV tevkifatının Haziran ayı içerisinde, yani hizmetin malı, hizmetin verildiği ay içerisinde yapılmasına mani değil. Yine 117 tebliğden devam edelim. İşlem bedelinin ödenmemesi, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi, alıcıya geç gelmesi veya hiç gelmemesi, tevkifatın yapılıp yukarıda belirtilen süre içerisinde sorumlu tarafından beyan edilmesine engel değildir. Şimdi değerli arkadaşlar, bakın, işleme ait faturanın süresinde düzenlenmemesi. Şimdi ben sizi vergi usul kanunu 232. maddeye götüreceğim burada. Vergi usul kanunu 232. maddede şunu diyor. Bir mal teslimi veya hizmet ifası yapıldığı zaman satıcı faturayı düzenlemek, alıcı da bu faturayı istemek ve almak zorundadır diyor. Bakın, ifade çok net. Vergi usul kanunu 232'de çok net. Yani ortada bir hizmet varsa, bir mal teslimi varsa buna evet ilk anda satıcı faturasını düzenlemek zorunda ama alıcı da bunu bu faturayı istemek ve almak durumunda. Dolayısıyla fatura anlamında, iş anlamında iki tarafa da güç yüklenmiş durumda veya sorumluluk verilmiş durumda. Vergi usul kanunu özel usulsüzlük maddesini hazırlayın. 353'e ikinci maddede uygulama nasıl oluyor? Fatura almayana da ceza kesiyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani orada 353'e 2'de almamak da vermemekle aynı değer suç olarak kabul ediliyor. Ve aynı cezaya tabi. Dolayısıyla şimdi KDV tevkifatında şöyle bir kısım yanlış algılamalar var. Size canlı bir örnek aktarmak istiyorum. Bu sene, 2013 senesinde bir müşterimin banka hesaplarını işlerken bir ödeme karşıma çıktı. Bize fatura göndermeyen bir firmaya ödeme yapılmış. Yaklaşık 1000 TL seviyelerindeydi. Rakamı da çok net hatırlamıyorum. Açtım müşterime sordum. Ya dedim, bu ne ödemesi? Aa dedi, o yurt dışı isim hakkı ödemesi. Nasıl yani dedim, işte yurt dışı kullandıkları bir isim var şeylerinde, bulundukları sektörü itibariyle. Onun için yurt dışında bir ödeme yapmışlar. Dedim güzel, bunun faturası yok mu? Dedi ben Türkiye'de temsilcisi var, bir sorayım. Şimdi Türkiye'deki temsilcisi yaklaşık bir hafta kadar sonra dönüş yaptı. Bir mail de göndermiş. Aynen şöyle yazıyor mailinde değerli arkadaşlar. İşte bahsettiğiniz fatura biz Türkiye temsilcisi olmamız sebebiyle size yurt dışından düzenlenecektir. Fakat yurt dışından size böyle bir fatura düzenlenmesi konusunda hani mali müşavirinize danışın, o size bilgi verecektir ama hem %18 KDV hem %20 stopaj söz konusu olacak. Dolayısıyla benden faturayı almanız halinde size %38 maliyeti olacak. Türkiye'de de kimse bizden faturayı istemiyor ama eğer ısrarla istiyorsanız ben yurt dışına bilgi veririm, size bu faturayı düzenlerler. Gelen mail bu değerli arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz biz vergi usul kanunu 232'de? İşi alan taraf, hizmeti alan taraf faturayı istemek ve almak zorunda. Benim burada bir seçimlik hakkım yok. Ben yurt dışında bir firmadan isim hakkını kullanarak faydalandıysam bunun faturasını almak durumunda. Dolayısıyla bu faturayı almadığım zaman da ben fatura almama suçu işliyorum. Ha bana %38 maliyet, bu ayrı bir şey. İşin vergi boyutu ayrı bir şeydir. Ha, ben ödediğim KDV indirim konusu yapıyorum. Stopajıyla birlikte gider yazabiliyorken bana bu gerekçeler gösterilip satıcı firmalar tarafından fatura düzenlenmemesi doğru bir uygulama değil. Aklınızda olsun, dikkatli olun. Bu tip yaklaşımlar var. Uygulamada hani bilginiz olsun diye anlatmak istedim. Devam edelim arkadaşlar. Genel bütçeli idareler dışında vergi sorunlarını tevkif ettikleri vergiyi vergi sorunlarına ait 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan edeceklerdir.
117'de bir kural daha var. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması. Yani KDV 1 beyannamesi vermeyen kişiler bile eğer tevkifata tabi işlemler varsa bunu KDV 2 beyannamesine vermek durumundalar. Dolayısıyla bir nolu KDV beyanname vermemeleri tevkifat yapıp bunu KDV 2 ile vermemelerine engel değil. Tebliğde değerli arkadaşlar belki dikkatiniz çekilmiştir. 90-15 diye bir KDV 2 beyannamesinden bahsediliyor. Bu e-beyan programına dikkat ederseniz iki tane KDV 2 beyannamesi var. O 90-15 olan KDV mükellefiyeti olmayan kişiler tarafından doldurulması gereken KDV beyannamesi. Aklınızda olsun. Ama biz eğer KDV mükellefi isek ki bizim müşterilerimiz KDV mükellefi 1015B. Bizim kullanacağımız 1015B. Normal 1015A KDV normal bir nolu KDV beyannamesidir. Değerli arkadaşlar, 117 nolu tebliğ kısmi tevkifatta KDV indirimini ikiye ayırarak incelemiş. Enteresan bir yaklaşım gibi geliyor ilk başta ama bir bunu anlamaya çalışalım. Ondan sonra gerekçesiyle baktığımızda mantıklı muhtemelen gelecek. Şimdi KDV tevkifatta faturadaki KDV'yi 117 tebliğ iki parçaya ayırıyor. Bir, satıcı tarafından vergi idaresine beyan edilecek KDV tutarı. İki, alıcı tarafından beyan edilecek kısım. Yani KDV 2 ile alıcı tarafından beyan edilecek kısım. Satıcı tarafından beyan edilecek kısmın indirimi için tebliğ şunu diyor. Takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura ve benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken bir nolu KDV beyannamesiyle indirim konusu yapacağız. Zaten bu KDV indiriminde genel prensip bu değil midir değerli arkadaşlar? Yani diğer faturalar için de zaten geçerli olan prensip bu. Peki alıcı tarafından beyan edilecek kısım neymiş? İki nolu KDV beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken bir nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak. Şimdi bir yerde uygulama farklı, diğerinde uygulama farklı diye düşünebilirsiniz ama 117 tebliğin bize söylediği bu. Zaten bu alıcı tarafından beyan edilecek kısım kendi verdiği KDV 2 beyannamesine dayanarak yapılan indirim. Dolayısıyla KDV 2 ile ödüyorsunuz, aynı ay içerisinde bunu indirim konusu yapıyorsunuz. Bir tane örneğimiz var, tebliğdeki örnektir. Satıcı ve alacağıya 13 Mayıs tarihinde bir fatura düzenliyor. İşlem bedeli 1000 TL, hesaplanan KDV'si 180 lira, tevkifat oranı 7/10. Alıcının tevkif edeceği vergi 7/10 olmasından yani 10/7'sini alıcı tevkif ediyor, 126 lira. 3/10'da satış tarafından beyan edilecek KDV de 56 lira. Alacağı ne yapacak bu durumda? Bu alışla ilgili olarak 2 nolu KDV beyannamesini 24 Haziran'a kadar Maliye Bakanlığı'na teslim etmek durumunda. Fatura Mayıs dönemi faturası. Ve alacağı 2 nolu KDV beyannamesiyle beyan ettiği 126 lira KDV'yi aynı dönemde 1 nolu KDV beyannamesine indirim konusu yapacak. Devam edelim. Alacağı 2 nolu KDV beyannamesini yanlışlıkla süresinden sonra, mesela 24 Ağustos'ta verirse, bakın arkadaşlar yanlışlıkla özellikle kırmızı olarak yazdık. 117 tebliğde var mı? Yanlışlıkla ibaresi. Bunu da şimdi birazdan size açıklamasını yapacağım ne olduğunu. Alacağı 2 nolu KDV beyannamesini yanlışlıkla süresinden sonra verir. Mesela 24 Ağustos'ta verirse 126 liralık tutarda 24 Ağustos'ta verilmesi gereken Temmuz dönemi 1 nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecek. A'nın satıcıya ödediği borçtan da 54 TL'lik tutar ise yıl geçmemek şartıyla alış faturasının defterlere kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Şimdi değerli arkadaşlar, buradaki yanlışlık kelimesi kasıtlı bir yanlışlık değil. Yani size tevkifatlı fatura 2 ay sonra ulaştı. Maliye size şunu demiyor, 2 ay sonraki KDV 2'de beyan et. Bakın genel prensip çok açık. O fatura hangi döneme aitse veya alınan mal ve hizmet diyor hatta en başta da, hangi döneme aitse o döneme ilişkin KDV 2 beyannamesi beyan edilecek. Yoksa ben bana Mayıs ayına ait gelmiş faturayı benim elime geç ulaştı diye Ağustos'ta vereceğim Temmuz beyannamesine beyan etme hakkım yok. Bunu çok net bir şekilde ifade ediyorum. Buradaki yanlışlık gerçek bir yanlışlık. Yoksa size şeyi demiyor. Yani kardeşim size bir KDV 2 ile tevkifatlı fatura ulaştı. Siz onu geldiği ayda beyan edin demiyor. İlgili dönemde beyan edilmesi lazım. Bu gerçek bir yanlışlıktan bahsediyor ama tebliğe de böyle bir açıklama konmuş. Bakanların da maalesef dikkatini çekiyor. Yani ben böyle bir yanlışlık yapabilir miyim'e gidiyor aklına. Sakın ola tavsiye etmiyorum. Çünkü geç gelen faturalarda ne dedik? İlgili dönemde beyan istiyor. Maliye Bakanlığı ilgili dönemde maalesef bunun size vergi ziyar cezasını keser. Döneminde beyan edilmedi diye. Ama iki dönem sonra beyan etmişizdir. O arası kadar gecikme zammı alır ama o dönem için size vergi ziyar cezasını keser. Dolayısıyla buradaki yanlışlık lafını lütfen hani ben bir yanlışlık yapabilirim diye algılamayın.
döneminde gelen faturalar döneminde beyan edilecek. İşte örneğin ilişkin yevmiye kaydımızda bu şekilde değerli arkadaşlar. Alıcı ticari malları işte 1000 lira yazıyor, indirecek KDV 180 lira, 360 lira, 360 hesabı 126 lirayı sorumlu sıfatıyla beyan ediyor ve satıcıyı da 1054 lira borçlandırmış oluyor. Bu tebliğ örneğidir. Satıcının alıcıya faturayı geç intikal ettirilmesi halinde ne olacak? Burada örnekte de bunun açıklamasını yapmış. Satıcının faturayı süresinden sonra mesela 16 Temmuz'da düzenleyip alıcıya intikal ettirilmesi durumunda sorumlu sıfatıyla beyan gene Mayıs döneminde yapılacak değerli arkadaşlar. Yani Maliye Bakanlığı ısrarla mal ve hizmet hangi dönemde teslim edildiyse karşı tarafa o dönemde KDV 2 beyannamesini ısrarla istiyor. O zaman değerli arkadaşlar şimdi ne oldu? Biz KDV 2 beyannamesini 126 lirayı Mayıs döneminde ödedik. İndirim hakkımız var. Ama fatura bize geç ulaştı. Dolayısıyla ben faturayı defterlerime kaydettiğim tarihte ancak bu faturadaki KDV indirim konusu yapabilirim, öyle değil mi? Dolayısıyla 54 liralık KDV 54 lira isabet eden satıcı tarafından beyan edilen kısmında bana fatura ulaştığı tarihte, defterlerime kaydettiğim tarihte indirim hakkım var. İşte Maliye Bakanlığı bu yüzden bu tevkifatlı faturalarda indirecek KDV'yi ikiye ayırarak inceliyor. Dolayısıyla her zaman için mal ve hizmet verildiği dönemi tevkifatlı işlerde iyi ve doğru tayin etmemizde fayda var. Değerli arkadaşlar şimdi tam tevkifat uygulamasına geldik. Yavuz Hocam başlamak ister misiniz? Başlayalım. Bir ara vermeden Yavuz Hocam bir miktar daha anlatsın size bunu. Ondan sonra son bölümde tekrar sizle beraber olacağız. Hile denetimi ve adli muhasebe uygulamalarında eğitim aldım. Bağımsız denetim odamızın verdiği bağımsız denetim düzenlemesinde eğitmen olarak görev aldım. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi konumuz tam tevkifat ve kısmi tevkifatı anlatmaya çalışacağım. Aslında tam tevkifat işte yasanın katma değer vergisi kanunu uygulanmaya başladığı tarihten beri var. Konuya genel olarak çok hakimiz. Genel olarak da en çok karşılaştığımız olay yurt dışından hizmet ihracatı. Tam tevkifat adından da anlaşılacağı üzere KDV'nin tamamı sorumlu tarafından, vergi sorumlusu tarafından beğendirip ödeniyor. Özüne, hani çok tanımına girmeden, hizmetin satıcısı herhangi bir nedenle Türkiye'de KDV mükellefi değil. 117 nolu tevkifatla ilgili uygulamalar KDV genel tebliğinin 2. bölümünde yer alıyor. Bunun dışında eğer KDV genel tebliğinde başka bir tebliğde herhangi bir şey aramaya gerek bulunmamakta. Tam tevkifat uygulanacak işlemler 1. Hepinizin bildiği klasik ikamet kağıdı, iş yeri kanuni merkezi Türkiye'de bulunmayan kişilerden alınan teslim ve hizmetler. 2. Serbest meslek faaliyetleri çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, kiralama işlemleri ve reklam verme işlemleri. KDV Kanunu 9. maddesinde ikamet kağıdı, iş yeri kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye dışında olanlar gelir ve kurumlar vergisi dar mükellef olarak tanımlanıyor. Biz de burada dar mükellef olarak tanımlayacağız. Dar mükellefler tarafından verilen hizmetin Türkiye'de ifade edilmesi meselesi. Şimdi ihracatta mal ithalatında sorun yok. Mal gümrüğe geliyor. Gümrükte tarih olduğu orandan katma değer vergisine tabi tutuluyor, ÖTV'ye tabi tutuluyor ve Türkiye sınırlarından geçiriliyor. Ama hizmette bir sıkıntı var. Hizmette herhangi bir gümrük işlemi yok. Hizmet ithalatı ile ilgili katma değer vergisi kanununda herhangi bir tanımlama da yok. Şimdi buradaki ayrım ya da neyin hizmet ithalatı olduğuna nasıl karar vereceğiz, neye göre vergilendireceğiz? Bununla ilgili çok fazla bir tanım da yok. Elimizdeki tek veri 117 KDV tebliği. Dar mükelleflerin
yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanan hizmetler. Bunlar ne olabilir? Alınan hizmet KDV'nin konusuna girmiyorsa, KDV'den müstesna tutulmuşsa, Türkiye'de yapılmamış ya da hizmetten Türkiye'de faydalanılmamışsa KDV'ye tabi tutulmayacaktır. Şimdi burada ilk üç alanda sorun yok. Alınan hizmet KDV'nin konusuna girmiyorsa zaten herhangi bir şekilde KDV tevkifatı söz konusu değil. KDV'den istisna edilmiş bir işlem gene sıkıntı yok. Örnek olarak ne verebiliriz? Yurt dışında başlayıp Türkiye'de uluslararası taşımacılık işleri. Türkiye'de yapılmamışsa burada da problem yok. Hizmet Almanya'da verildi, Amerika'da verildi. Burada da problem yok. Sorumlu olan bölüm hizmetten nerede faydalanılır? Şimdi bunun tespitini yapmak o kadar kolay değil. Tevdi bununla ilgili bazı örneklendirmeler yapmış. Buradaki mesele bizim meselemiz hizmetin nerede yararlandırıldığı meselesi. Şimdi bununla ilgili tevhide bazı örnekler var. Bir AVM inşaatı yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor inşaat. Proje çizimleri yurt dışında yapılıyor ve Türkiye'ye teslim ediliyor. Yararlanma burada net olarak Türkiye'de. İkinci bölümde bir enerji santrali işletilmesiyle ilişki olarak yurt dışından verilen danışmanlık hizmeti çok net hizmetten Türkiye'de faydalanılıyor. Ama yani çok spesifik örnek verilebilir. Ne olabilir? Mesela atıyorum artık teknoloji o kadar gelişti ki ben bir backup hizmeti alıyorum. Yedekleme hizmeti alıyorum. Bulut sistemi var. Bu bulut sistemi içerisinde bana yedekleme hizmeti belli bir karşılığında Amerika'daki bir şirket veriyor. Bu Amerika'daki şirket elektronik ortamda benim verilerimi alıyor. Yurt dışında Amerika'da bir yerde saklıyor. İhtiyacım olduğunda da bana bu hizmeti veriyor. Şimdi hizmetten yararlandığım yer Türkiye mi Amerika mı? Her halükarda Türkiye. Çünkü benim ona faydalanacağım yer, benim o hizmetten bir şekilde yararlanacağım yer, her ne kadar orada saklanıyorsa da sonunda dönüp dolaşacak ve Türkiye'de yararlanacağım. Özü bu. İkinci durum, tevkifat artık hayatımıza öyle bir girdi ki, çok basit, işletme defterinde bile yurt dışından bir hizmet talebi söz konusu olabiliyor. Mesela bizim uygulamada en çok gördüğümüz, en çok hata yapılan ya da hata yapmak zorunda kaldığımız olay şu. Bildiğiniz gibi Google faturaları meselemiz var. Artık çok sıradan, ikinci sıra tefterattan işletmeler dahil. Yurt dışından işte Google'a tıklanma hikayesinden 300 lira, 500 lira, 700 lira bir faturayla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hatta şöyle oluyor genelde. Biz yıl sonlarında çalışmaları yaparken mükellef diyor ki ya bir de benim diyor reklam faturalarım var diyor. Nereden var? Google'dan var. Getirmedim bugüne kadar. Fatura 3. aya ait. KDV tevkifatına tabi değil mi? Kesinlikle KDV tevkifatına tabi. Çünkü Google dediğiniz firma işte İrlanda merkezli bir şirket faturayı genelde İrlanda'dan gönderiyor ve hizmetten Türkiye'de yararlanıyorsunuz. Bu bir reklam hizmetidir. Katma değer vergisine tabidir ve tevkifata tutulmak zorunluluğu vardır. Kısmi tevkifattan şöyle bir farkı vardır. Tam tevkifatın. Tam tevkifatta herhangi bir şekilde bir alt limit yoktur. Mesela kısmi tevkifatta 1.000 liralık bir olay var. Tam tevkifatta böyle bir olay yok. Dolayısıyla sizin yurt dışından aldığınız her türlü hizmet Türkiye'de yararlanılmış olması koşuluyla tam tevkifata dahildir. Bizim uygulamada en çok karşılaştığımız, hatta bizim de istemeden hata yaptığımız alan burası. İkinci bölüm yurt dışından temin edilen krediler meselesi. Şimdi biliyorsunuz banka ve finans kurumlarından elde edilen krediler 17.4 taksimeye göre KDV'den muaftır. Çünkü banka sigorta muameleleri vergisine tabi. Peki biz yurt dışından bir bankadan kredi sağlarsak bunu neye göre değerlendireceğiz? Banka sigortalı muameleleri vergisine göre mi değerlendireceğiz? Yoksa katma değer vergisi kanununa göre mi değerlendireceğiz? Tevkifata tabi tutacağız mı, tutmayacağız mı? Bununla ilgili çok fazla soru işareti yok aslında. Çünkü 46 nolu KDV genel tevkifi var.
Fırat Altınoğlu da KDV Genel Tebliğinde diyor ki tebliğ, yurt dışında kayıtlı banka ve finans kurumlarından alınan krediler bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ödenen faiz, komisyon ve kur farkları KDV Kanunu 17.4 E maddesi gereği KDV istisnadır. Yani diyor ki benim için kredi kullandığınız şirketin, bankanın ya da finans kuruluşunun Türkiye içinde ya da Türkiye dışında olması fark etmez diyor. Yalnız bir tane şartım var. Özellikle altını çizdik, yurt dışında kayıtlı banka ve finans kurumu diyor. Eğer kredi kullandığınız kurum yurt dışında kayıtlı kredi ve finans kurumu değilse, bir grup şirketi ise, sizin yurt dışı ortaklığınızsa, sizin sermayedarınızsa ve size belli bir ücret karşılığında bu krediyi belli bir faiz karşılığında kullandırıyorsa, bu kesinlikle ve kesinlikle katma değer vergisine tabidir ve tevkifat uygulanmak zorundadır. Bir de daha mükemmeliyetlerden KDV'si olarak testiler, mal testiler. Yapabilir miyiz, alabilir miyiz? Yani az önce tebliğin başında tam tevkifat anlatırken dedim ki mal ithalatında zaten bir gümrük diye bir olgu var. Gümrük gerekli KDV'yi, ÖTV'yi mal Türkiye'ye giriş yapılırken test ediyor. Bunun da tahsilatını yapıyor. Burada bir sorun yok. Peki biz gümrükten geçirmeden bir mal alabilir miyiz yurt dışından? Alıyoruz. Gittik Çin'e, Hong Kong'da bir tane laptop satın aldık. Şirketinde de fatura kestirdik. Oranın veya özellikle Avrupa'da, yani oralarda başka sıkıntılar var ama Avrupa'da gittik herhangi bir yerden bir iPhone 5 aldık, cebimize koyduk, fatura şirketimize kestirdik, Türkiye'ye getirdik. Kayıtlarımızı da aldık. Bu bir mal teslimidir. Katma değer vergisine tabidir. Sorumlu sıfatıyla KDV ödeyip kayıtlarımızı o şekilde almamız gerekiyor. Çok net. Ve buradaki işlem yapılırken şöyle bir soru işareti de olmasın. Ben yurt dışında KDV ödedim. Zaten faturanın üzerinde %23 VAT diye yazıyor. Çifte vergilendirme önleme anlaşması sadece gelir ve kurumlar vergisi açısından geçen bir işlemdir. Katma değer vergisi hiçbir ülke açısından, hiçbir ülkede çifte vergilendirme önleme anlaşması kapsamında değildir. Ve katma değer vergisi tevkifatını vergi öncesi tutardan değil, faturanın brüt tutarı üzerinden yapmak zorundasınız. Yani şunu diyemezsiniz, ya bu ürünün zaten bedeli %23 KDV dahil ama ben bunu %23'ten arındırayım, net bedel üzerinden tevkifat yapayım. Hayır, yasa buna müsaade etmiyor, diyor ki brüt tutarı üzerinden yapacaksın. KDV oranı farklıysa faturanın hatta aşırı ülkede bize olsun, bir oranı farklı. O bizi zaten bağlamıyor. Diyor ki yasa, siz diyor dip toplama bakın diyor, isterse %50 olsun diyor. İsterse üzerinde başka vergiler de olsun diye. Benim için diyor kriter sizin ödediğiniz para, sizin cebinizden çıkan para. Ben de bu paranın sizden KDV'sini istiyorum. Yurt dışından gelen belgelerde debit not denilen bir kavram var. Bizim yabancı olduğumuz bir kavram bu. Debit not, kredi not. Bizdeki uygulama genelde nedir? İşte fiyat farkı faturasıdır, iade faturasıdır, vade farkı faturasıdır şeklinde bu tür uygulamalar vardır. Ama yurt dışından debit notlar geliyor. Bizde biliyorsunuz vergi usul kanununa göre bankalar dışında dekontların herhangi bir şekilde muhasebe kayıtlarının alınması daha önceden yasaktı. Ancak bununla ilgili düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre de yurt dışından gelen bedel ispatı varsa, yurt dışına transfer ediliyorsa, işte internet üzerinden de gelse, vergi internet üzerinden de gelse kayıtlarınızı alabilirsiniz diyorlar. Bu debit not uygulamasına biraz değineceğiz çünkü burada biraz sıkıntı var. Debit not ithalat gerçekleştirdiniz. Sonra ithalatı gerçekleştiren malla ilgili herhangi bir şekilde bir fiyat farkı doğdu. Ve yurt dışındaki firma size bir debit not üzerinde, yani Türkçe ismiyle borç dekontu. Mal ithal edildi. Arkasından firma dedi ki ben bir yanlış yaptım, %10 eksik be yani faturayı size kestim. Bir anlaşmanız var, gümrükten de geçti. Ortada net bir şekilde bir KDV problemi var. Biz bu KDV'yi ne yapacağız? Daha önceden gümrük idaresi bununla ilgili bu tür durumlarda diyordu ki mutlaka katma değer vergisi gümrüğe ödemek zorunda. Yalnız bu aşıldı artık.
Bunu KDV 2 beyannamesinde beyan edebilirsiniz. Yurt dışından herhangi bir ad altında size debit not, yani borç dekontu geliyorsa mutlaka katma değer vergisi beyannamesiyle, KDV 2 beyannamesiyle beyan edilip bir nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılmalı. İkinci bölüm kredi not. Yani mal size geldi, herhangi bir sebeple alacak dekontu düzenlediler. Şimdi Türkiye'de olsa bir fiyat farkı faturası düzenlenir. KDV 2 ayaklıdır zaten. A'dan B'ye gider, birisi indirim konusu yapar, birisi de beyan eder, sorun yok. Debit notta da çok fazla problem yoktu aslında. Neden yok? Biz KDV'yi ödedik, 2 nolu KDV'de, 1 nolu KDV'de indirim konusu yaptık. Problem burada, kredi not denilen bölümde. Bu sefer bizim lehimize bir durum var. Mal gümrükten geçti, KDV'yi ödedik ama katma değer vergisi fazla tahsil etmiş oldu. Burada ne yapacağız? Burada mali idaresi kendine yönetmiş. Diyor ki, kredi not ve benzeri adlar altında fatura bedelinde bir azalma olursa doğal olarak diyor, bu matrakta değişikliktir diyor. KDV Kanunu 35'e göre diyor bununla ilgili olarak KDV 1 beyannamede diyor indirim tutarının KDV'sini isabet eden kısmı ilave KDV'ye yazdırıyor. Bu sefer ikinci bir KDV yükü çıkmış gibi durum ortaya çıkıyor. Yani bunu mükellefin herhangi bir yerden bir şekilde tahsil etme şansı yok. Bununla ilgili bizim görüşümüz belki ileride düzelteceklerdir. Bunun gümrükten ya da herhangi bir şekilde bizim ilave KDV'ye aldığımız katma değer vergisinin mutlaka iadesiyle alakalı bir çözüm üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gene yurt dışı ciro primleriyle ilgili bir durum. Burada da 116 nolu tedbir yayınlandı. Dediler ki bugüne kadar yanlış yaptık. Yani biz bir şey yaptık ama bugüne kadar yanlış yaptık. Bundan sonra değişiyor. Artık olaya eskisi gibi bakmıyoruz. Şöyle bir olay vardı. Yurt dışında ihracat yapmışsınız. Yurt dışındaki firmaya diyordunuz ki ya 10.000 tane satıyorsunuz ya onu 20.000'e çıkartırsanız ben size bir ciro primi vereceğim. Atıyorum mal bedelinin %20'si. İdare şöyle yorumluyordu bugüne kadar bunu. Diyordu ki bu yurt dışında verilen bir hizmettir ama faydalanma Türkiye'de. Faydalanma Türkiye'de mi burada? Değil. Çok net bir şekilde yurt dışında benim mal satışım yurt dışına. Tam tersi durumda da ve doğal olarak şöyle bir uygulama yapıyordu. Yurt dışından gelen ciro primleriyle alakalı faturanın tevkifata tabi tutulmasını istiyordu. 116 tedbirden sonra sistem değişti. Diyor ki yurt dışında yurt dışı ciro primlerinin KDV tevkifatında ben başka bir uygulamaya gittim diyor. Bu diyor artık senin diyor ithalatçı açısından şu an konuşuyorum. Az önce verdiğim örnek ithalatçı açısından da herhangi bir ciro açıldığında bir yurt dışı primi, ciro primi söz konusu olduğunda bir bu matrakta değişikliktir diyor. KDV kanunu 35'e göre diyor. Matrakta değişikliktir. Doğal olarak diyor. Bunu diyor katma değer vergisi beyannamende ilave edilecek KDV bölümünde düzeltme işlemini yapman gerekiyor. Karşılıklılık esasıyla da ihracatta yurt dışından kesilmiş faturayla da ilgili sizden herhangi bir şekilde katma değer vergisi tevkifat talep etmiyor. Gayri maddi haklar, royalty, lisans, franchising. Şimdi bu çok sık karşılaştığımız bir şey değil aslında ama artık hani özellikle Knolfo durumlarında çok küçük bedelli faturalar da söz konusu olabiliyor. Gayri maddi hak olarak ödenen bedeller katma değer vergisine tabidir. Bunun ismi her ne adı altında olursa olsun royalty, yani telif hakkı, lisans bedeli, franchising, marka kullanımı tamam katma değer vergisine tabi. Şimdi hizmet ithalatında şöyle bir şey var. Az önce Google faturasıyla ilgili bir örnek verdim. Mali idaresi açısından Google faturasının takibi çok kolay bir şey değil. Genelde kredi kartlarından tahsil ediliyor. Tek tek dönmesi lazım, tek tek kontrol etmesi lazım. Rakamlar da genelde düşük. Yalnız bu lisans bedellerinde ve gayri maddi hak dediğimiz franchising bedellerinde son dönemde uygulanan enteresan bir konu var, benim de başıma geldi. Bu tür transferler ayrı bir kodla gönderiliyor artık.
ve banka bir taahhütname imza atıyor. Bu taahhütnamede şöyle bir ibare oluyor. Stopaj mükellef tarafından vergi dersine yatırılacaktır. Benim başıma şöyle geldi. Genelde işte stopaj ve muhtasar beyannamelerin daha erken veririz. İşte ayın ilk 3-5 günü falan vermeye gayret ederiz. Ben muhtasar beyannamelerini gönderdim. Kozeta vergi dairesi aradı. Ben ayın ikisinde muhtasar beyannamesi göndermişim. Dedi ki, sizin dedi muhtasar beyannamenizde bir eksiklik var. Yani çok hızlı bir şekilde döndüler. Yani ilk defa Türkiye'de böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hatta şey dedim, gerçekten vergi dairesinden arıyor musunuz diye sordum. Sizin muhtasar beyanınızda şöyle bir sorun var. Sizin firmanız ayın 30'unda yani 2 gün önce yurt dışına bir marka bedeli göndermiş. 24 bin euro. Bunu stopaja tabi tutmamışım. Yani artık bununla ilgili ciddi bir çalışma var ve bunlar mutlaka tespit ediliyor. Ama diğer hizmet ihracatlarında dediğim gibi hani bir vergi incelemesi falan söz konusu olmadığında kolay kolay tespiti mümkün değil. Tabi tespiti mümkün değil dedi, yapmayalım demiyoruz yani. İkinci konu, serbest meslek faaliyetleri. Şimdi KDV kanunu 1/1'e göre serbest meslek faaliyetlerinde yapılan tüm teslimler ve hizmetler vergiye tabidir. Serbest meslek faaliyeti hepimiz biliyoruz. Aslında bizim yaptığımız iş ve serbest meslek faaliyeti sermayeden ziyade şahsi mesai, ilim ve mesleki bilgiye ve ihtisasa dayanan işler. Burada sorun şu. Yapılan her serbest meslek faaliyeti KDV'ye tabi değil mi? Tabi mi değil mi? Şimdi süreklilikle ilgili bir kavram var. Diyor ki, serbest meslek faaliyetinde süreklilik serbest meslek faaliyetini icra edenin KDV mükellefiyeti açısından belirleyici unsurdur. Şimdi süreklilik ne? Herhangi bir tanımı var mı? Gelir vergisi kanununa bakın, ticaret kanununa bakın, katma değer vergisi kanununa bakın. Hiçbir yerde sürekliliğin tam olarak tarifi yok maalesef. Ama 117 nolu tebliğde şöyle bir ifade kullanılmış. Diyor ki, birden fazla, bir takvim yılı içerisinde birden fazla yapılan iş diyor, sürekli iştir. Doğal olarak da katma değer vergisi de tabi tutulmak zorundadır. 2006'da bir özelge var, o daha facia. Diyor ki, bir mükellef diyor, herhangi bir vergi mükellefi olmayan birisi bir serbest meslek faaliyeti verdiğinde yıl içinde ya da yıl sonunda, ertesi yıl olması fark etmez diyor. Bir kere yaptıktan sonra ne zaman yaparsa yapsın, ikinci iş diyor, süreklilik arz eder diyor. Yani siz, benim oradaki özelgeden anladığım, 5 sene önce bir iş yapmışsınız, atıyorum bir makale yazmışsınız, bununla ilgili KDV tevkifatı uygulamamışsınız. 5 sene sonra bir daha yazıyorsunuz. O 2006'daki özelliğe göre, katma değer vergisine göre süreklilik arz ediyor. Ama 117 nolu tebliğimizin esas aldığımız olgu, 117 nolu tebliğ diyor ki bir yıl içinde birden fazla yapılırsa. Bu katma değer vergisine tabidir ve tam tevkifat uygulanmalıdır. Bu kısımlara geçeceğim. Hani tek tek saymak istemiyorum. Kimseye de sıkmak istemiyorum. Zaten aşağı yukarı 18 nolu vergi tutarı tebliğinde kimlerin serbest meslek erbabı olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki kriter süreklilik meselesi o, bu şekilde. Ama ikinci kriter var. Diyor ki, mükellef diyor, geri vergisi 18. maddesinde sayılan teslim ve hizmetleri sadece 94. madde kapsamında belirtilen kişi ve kuruluşlara yaparsa KDV'den muaftır. Yani basit şekli şu. Atıyorum, herhangi bir şekilde vergi mükellefi olmayan A şahsına ya da B şahsına herhangi bir şekilde bir serbest meslek hizmeti verdiyse bu katma değer vergisine tabidir ve KDV mükellefi olma zorunluluğu vardır. Burada 18. maddede seçimlilik hakkı getirilmiş. Bu seçimlilik hakkına göre de kişi isterse 18. madde kapsamındaki teslim ve hizmetler için katma değer vergisinin mükellefi olmaktan vazgeçebiliyor. ...94. madde kamu idareleri, sahip kuruluşlar, ticari ortaklıklar hepimizin bildiği muhtasar beyanname vermekle mükellef olan kişilerdir. Şimdi bu 18. madde ile ilgili kapsam ile ilgili KDV tevkifatı yapıp yapmayacağımızı nereden anlayacağız? Karşıdaki kişi bize bununla ilgili bilgi vermek zorunda. Diyor ki, ...
bekleyenleri de 18. madde kapsamına gelmesi mümkün olmayanlar tarafından tescilleri için kısmi tevkifat hükümleri saklı kaymak kaydıyla yapılan işlem üzerinden kararları kendileri tarafından beyan ediliyor. Burada yapılması gereken şu. Bir serbest meslek hizmetini aldınız. Bununla ilgili alıcı, satıcıdan teslim ve hizmeti yapan kişiden bir belge talep edecek, bir yazı talep edecek diyor. Bu yazıda da diyecek ki, benim diyor faaliyetlerim arizi. O yüzden de benden KDV tevkifatı yapmayın. Yani biz ona inanmak zorundayız. Biz onun bize yaptığı teslim ve hizmetle ilgili herhangi bir şekilde başka bir yere vermiş mi vermemiş mi bunu bilme şansımız yok. Bununla ilgili sorumluluğu ona yüklüyor. İkincisi diyor ki faaliyetlerinin KDV tabi olduğunu ve hesapların KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ediyorum diyor. Yani ben yaptığım işin KDV tabi olduğunu biliyorum ama diyor 18. madde bana bir seçimlilik hakkı vermiş. Bu seçimlilik hakkından yararlandım. Doğal olarak KDV mükellefi değilim. Benden yaptığım hizmet bedelini KDV'sini kesin vergi dairesine ödeyim. Üçüncüsü, faaliyetlerinin KDV tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV'nin kendileri tarafından beyan edileceğini belirtecektir diyor. Bu niye var onu bilmiyorum. Adam zaten bununla ilgili bize bir belge düzenleyecek. Serbest meslek faktörü düzenleyecek. Yani niye koymuşlar bu üçüncüyü bilmiyorum. Hani ikisi için yazı alınabilir. Ama üçüncüsü çok gerekli mi? Onu bilmiyorum. Bununla ilgili saklama müeyyideleri de Mergü Sultan'ın hükümlerindeki saklama ile ilgili işte 5 yıllık durum bunun içinde geçerli. Aldığınız belgeleri 5 yıl saklamak durumundasınız. Serbest meslek kapsamında, serbest meslek teslimleri kapsamında, tevkifata tabi işlemlerde işlem bedeli alınan net ücret üzerinden brüte ibla edilecek ve KDV brüt üzerinden alınacak. Yani 200 liralık bir serbest meslek işlemi yapıldı. Bununla ilgili stopaj oranından %17'dir biliyorsunuz. Bu kapsamda yararlanan. %17 üzerinden brüte ibla edilecek. Onun üzerinden KDV hesaplanacaktır. Net üzerinden değil KDV tevkifatı. Üçüncü bölüm kiralama işlemleri. Deri vergisi kanunun 70. maddesinde yapılan kiralama işlemleri var. Her türlü menkul ve gayrimenkulün kiralanması işlemi katma değer vergisine tabidir. Bunların istisnası var. İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması. Çok doğal zaten bunu biliyoruz. Stopaj beyannamesinde karşı taraf vergi mükellefi değil. Zaten bundan yararlanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşların yapacağı yine 70. madde kapsamında belirtilen mal ve hakların kiralanması, gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri ve gümrük hizmetlerinin verildiği sahalar, katma değer vergisi kanun kapsamı dışındadır kiralama ile ilgili. Şimdi kiralama işleriyle ilgili KDV, buradaki şartlardan bir tanesi KDV mükellefiyetinin bulunmaması. Kimin adına? Yani kiraya veren herhangi bir şekilde KDV mükellefi olmayacak. Zaten KDV mükellefi olursa ve bize kiralayacağı gayrimenkul ya da menkul iktisadi işletmesine dahil zaten bize fatura kesmek zorunda. Doğal olarak da burada KDV söz konusu. Burada birinci şart karşı taraf kiraya veren KDV mükellefi değil. İkincisi kiracının KDV mükellefi olması. Siz bir gayrimenkulünüzü kiraya veriyorsunuz. Oturan kont ihtiyacı için kullanıyor. Vergi mükellefi değil. Zaten burada KDV söz konusu değil. Stopaj söz konusu değil. Bu iki şart birlikte var olması durumunda kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan söz konusu. Kiracının geri vergisi kanununa göre basit usulde vergilendirilenler, banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den istisna olan işletmeler, sadece KDV tabi işlemlerin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tespit ederek beyanname vermeleri uygun görülenler ve 5018 sayılı kanun ekindeki kurumlar aynı şekilde katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Burayı biraz açalım. Şimdi diyor ki, tevkifatın diyor, uygulanması için kiralama işlemlerinde katma değer vergisi mükellefi yani
İlk başta her ne kadar diyorsa KDV mükellef olacak diyorsa da burada bir ayrıntıya girmiş devlet. Diyor ki basit usulde bir kiracı var. Şimdi burada gayrimenkullerle ilgili bir tespit yapalım ilk önce isterseniz. Diyor ki gayrimenkul ve mütenemmül cüzü herhangi bir şekilde kiralamada kiracı vergi mükellefi değilse, kiralayan vergi mükellefi değilse herhangi bir şekilde stopaja tabi tutulacak ve katkılar riski tepkifatı yapılmayacak diyor. Kaderden bu. Yalnız işte uygulamada çok karşılaştığımız şeyler var. Binanın üzerindeki bu reklam panoları. Tebliğde demiş ki bir baz istasyonu var binanın çatısına kurulmuş. Bu diyor katma değer vergisine tabi değil. Niye? Diyor ki binanın mütevemmül cüzünde diyor bir ekleme yapılmış diyor. Doğal olarak diyor, bu bir kiralama hizmetidir diyor. Bina sahibi ya da bina apartman yönetiminden yapılmış. Ama apartman yönetimi zaten KDV mükellefi değil. Doğal olarak diyor ben diyor bunu diyor kiralama hizmeti olarak görüyorum diyor ve KDV'den muaf tutuyorum diyor. Ama aynı binanın üzerine baz istasyonunu adam koymuş. Üstüne de mesela bir şirketin ya da bir telefon şirketinin reklam olmasın diye ismini vermeyeyim. Reklam tabelasını koymuş. Bu diyor reklam hizmetidir. O zaman KDV'yi tabi tutacak. Ya da başka bir konu, boş bir arazi var. Bu boş arazinin üzerine bir reklam tabelası koydunuz. Bu kiralamamadır, reklam verme hizmeti midir? Gene 117.10 tebliğe göre haliyle diyor ki bu bir kiralama hizmeti değildir, reklam verme hizmetidir. Doğal olarak KDV kanununa tabi tutulmalıdır diyor. Bunu da şöyle örneklendirebiliriz ve burada herhangi bir şekilde KDV mükellefi olmayan basit usulde vergilendirilen mükellefleri de tabi tutuyor buna. Sizin basit usulde vergilendirilen bir mükellefiniz var. Mesela Doğan Hocam'ın örneğidir, berber mahallenin köşesindeki arsaya bir tabela astırmış. Demiş ki mahallenin en iyi berberi 50 metre ileride. Basit usulde vergi mükellefi KDV tabi mi değil mi? Kendisi KDV mükellefi olmamasına rağmen iki nolu KDV beyannamesiyle tevkifat yapacak ve bunu vergi idaresine ödemek durumunda kalacak. Çok net bir şekilde tebliğ aslında başlangıcıyla devamında bir şey var, bir sıkıntı var. Birinde diyor ki mutlaka diyor KDV mükellefi olacak diyor ama reklam hizmetleri konusuna geldiğinde diyor ki KDV mükellefi olmasına gerek bulunmamaktadır diyor. Burada amatör örnekler verilebilir. Amatör spor kulüplerine oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi değişik yerlerde pano asmak, gerçek ve düzen kişiler tarafından yayınlanan dergi ve kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde reklam vermektir. Reklam demiş. Bunu bu şekilde tanımlamış. Şimdi burada banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV'den üstüne alan şirketler var. Hem kısmi tevkifatta hem tam tevkifatta bu sigorta aracılarının durumuyla alakalı çok fazla netlik yok. Yani özellikle kısmi tevkifatta zaten buna değineceğiz. Bunun bir tanımlamasına girmemiş değilim. Yani bunlar tabidir ya da değildir. Bunların çoğu zaten katma değer vergisinden muaf. Ancak hani bizim yorumumuz şu, reklam verme hizmetlerini ayrı olarak söylüyorum, diğer tevkifat. Çünkü reklam verme de çok net yazmış, diğerlerinde yazmamış. Eğer herhangi bir gerekçeyle katma değer vergisine tabi, mesela atıyorum sigorta aracısının bir tane binası olsun ve ticari bir işletmeye kira veya şahsa kiraya verdiği fatura düzenlemek zorunda olduğundan zaten otomatik olarak KDV mükellefi bunda sorun yok. Ancak eğer katma değer vergisi mükellefi değilse ve bu kısmi, özellikle kısmi tevkifat ve reklam verme işlemi dışındaki diğer işlemlerde KDV ile ilgili herhangi bir işlem yaptığı tevkifat yapacak mı yapmayacak mı yasada bununla ilgili tebliğde maalesef herhangi bir netlik bulunmamakta. Bundan sonraki bölüm kısmi tevkifat uygulaması. Nasıl yapalım hocam?
bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. Bir nefes alalım, sonra devam edelim. Ne yapacak böyle ya, küçük bir şey.